İşte onlar deyip fotoğraflarını yan yana bastığı manşeti vardı. Bakın işte o üyeler. En soldaki Mustafa Özbilgen yüksek yargıç öldürüldü. Öldürüldü. Hedef gösterdikleri arasında Aziz Nesin de vardı. Sivas'ta 33 aydın sanatçı, folklor oyuncusu kardeşimiz katledildi. Şeriatçı kalabalıklar tarafından kışkırtılmış. Sonra da bu derin devlet bilmem ne, Ermeniler geldi onlar yaktı gibi utanmazca, korkakça, ahlaksızca yalan söylediler. Bütün bunlarda payı olan bir gazeteden söz ediyoruz. Ya İslam'ı savunmak size kaldıysa pes vallahi. Şimdi bakın, ben bildirgeden ister istemez bir bölüm daha okuyacağım hocam, müsaade ederseniz. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Çok şimdi iyi. Zaten bildirgenin kendisi diyor ki, şimdi bakın o Konakçı'dan alalım. Konakçı Hoca. Konuyla ilgili gazetemizde konuşan Konakçı Hoca. Kur'an'la, ayetle, ahkamla sabit. Şeriat eşittir İslam dinidir. Allah'ın emrettiği, Efendimizin bizlere tebliğ ettiği tüm emir ve yasakların tamamına şeriat denir diye. Kendinden menkul, hiçbir veriye dayanmayan, hiçbir tarihsel, sosyolojik ve teolojik olguya ve bilgiye dayanmayan, kaynağa dayanmayan bir iddia. Bütün ilahiyatçılar ve İslam tarihçileri bilir ki, tarih içinde 100'den fazla şeriat anlayışı ve yorumu vardır. Mezheplere, tarikatlere, meşreplere göre bile değişir. Toplumlara ve kültürlere göre de değişir. Din değişmez mi? Din de değişir. Din reformdan geçer, güncellenir. Dinin esasları değişmez. İnanç ve itikat kısmı değişmez. Bu bildirge de onu söylüyor zaten. İslam dinini korumaya çalışıyor. İşte bu anlayış nedeniyle, İslam, bin yıldır İslam dünyası bir orta çağın içinden geçiyor. Ben kutsal kısır döngüde İslam dünyasının geri kalmışlığının kaynaklarını araştırdım. Alt başlığıdır kitabım. Evet, bu. Alt başlığıdır. Bu kaynakları araştırdığınız zaman tipik bu anlayışla karşılaşıyorsunuz. İslam dünyasının niye büyük bir sefalet, niye büyük bir ilkellik ve zavallılık içinde olduğu ve dünyanın geride kalan güçlerinin, batının nasıl sömürgesi ve uşağı haline geldiğini İslam dünyasındaki halkların nedenlerini ortaya koymaya çalıştım. Niye? Bu sadece sömürgecilere, batının gücüne, batının sömürgeci beyaz adamın kötü niyetine bağlanabilir mi? Eğer İslam dünyasının içinde o ilkelliğin, o geri kalmışlığın, o zavallılığın ve durmadan sefalet ve bilgisizlik üreten felsefeye, bilime ve akla düşman anlayış olmasaydı egemen olabilirler miydi? Hayır, mümkün değil. Şimdi tekrar dönelim Yeni Şafak'ın manşetine arkadaşlar. Yeni Şafak diyor ki Yeni Akit diyor ki, düzeltiyorum. Şimdi söylediği şeye bakın. Şeriat tanımlıyor. İslam'a ait dini, ahlaki ve hukuki hükümler bütünü anlamına gelen şeriat. Hukuki hükümler bütünü. Hukuku kim koyuyor ya? Hukuku Emevi hanedanı koyuyor. Muaviye koyuyor sırasında, Halife Menun koyuyor. O da Mutezile üzerinden koyuyor. Mutezile akılcı ve bilimle düşman olmayan, bilimle barışık bir İslam yorumu ve mezhebidir. Halife Menun da bu nedenle bütün antik çağ felsefecilerinin eserlerini Arapçaya çevirmiş ve kütüphanelere koymuştur. Ve Abbasi aydınlanması ya da Rönesansı denilen, ki batılı bazı tarihçiler böyle nitelendirir, İslam'ın altın çağı dediğimiz 8. ve 11. yüzyıllar arasındaki dönem de bu sayede yaşanır. Tek bir İslam anlayışı, tek bir İslam şeriatı yok. Fatimilerin Mısır'daki şeriatıyla Bağdat'ta Abbasilerin şeriatı ya da Endülüs'te Endülüslülerin şeriatı aynı şeriat değildir. O bakımdan bu bildirge diyor ki, çok net bir şekilde diyor ki, hangi şeriat ekolü söz konusu olursa olsun, içerdiği kurallar açısından
hiçbirinin günümüz toplumsal yaşamında, günümüz dünyasında toplumsal yaşamında insan gereksinmelerine, temel hak ve özgürlüklerine, çağdaş hukuksal sorunlara yanıt verecek bir yapıda olmadığı açıktır. Böyledir çünkü şeriat orta çağdaki İslam toplumlarının hukukudur. Evet. Ve birden çok İslam toplumu ülkesi sultanlığı, krallığı, imparatorluğu olduğu için de birden çok mezhep ve tarikat ve İslam anlayışı olduğu için birden çok şeriat anlayışı vardır. Yine diyor ki bir başka yerde, birey kimliği, kadın erkek eşitliği, iktisadi ilişkiler, suç ve ceza kavramı, aile hukuku, siyasal sistem, bilimsel çalışmalar açısından şeriat hukuku bugün için geçerli olamaz. Çünkü dönemin Arap kültürüne özgü kurallar içerir. Çok az kısmı Kur'an ayetlerine dayanır diyor şeriatın. Ve ona da itiraz etmiyor zaten. Bu bildirge ona itiraz etmiyor. Diyor ki, İslam şeriatı denilen kavram İslam'ın kendisi demek değildir. Zira şeriat kurallarının çok azının kaynağı Kur'an ayetleridir. O ayetlerin çoğu da dönemsel olup iniş gerekçeleri çerçevesinde anlaşılması ve yorumlanması gerekir diyor. İslam dini, inanç, ibadet ve ahlak esasları olarak şeriattan kesinlikle ayrıdır. Ki bu doğrudur. Şeriat uygulanamaz olsa da diyor İslam dini iman esaslarıyla uygulama olarak da namaz, oruç, hac, zekat ve benzeri ibadetleriyle ahlaki açıdan ise helal ve haram kavramlarıyla yaşayan ve daima yaşayacak olan son ilahi dindir. Buna son yaşayacak son ilahi dindir diyen bu ilahiyatçılara siz nasıl alçak dersiniz ya? Siz nasıl onları İslam düşmanı, din düşmanı ilan edersiniz ya? Kimsiniz siz? İslam'ı yorumlamanın, İslam'ı temsil etmenin tekeli sizde mi? Türkler bambaşka bir İslam anlayışına sahiptir. Gidin Azerbaycan'da göreceksiniz. Şah İsmail Hatayi'nin heykelleri var her yer. Alevi İslam ya da Aleviliği ya da Maturidiliği veyahut İmam-ı Azam'ı, Ebu Hanife'yi siz kafir mi sayıyorsunuz? Evet. Din dışı, İslam düşmanı mı sayıyorsunuz? Şimdi ben bir suç olduğunu burada, bir hedef gösterildiğini düşünüyorum. Çünkü üç kişiden görüş alıp Kemalist yobazlara ya da Kemalist ilahiyatçıların alçak bildirisine büyük tepki diye, ki bu bundan daha büyük bir alçak bildirisine tepki yağıyor diye bu kadar ne diyelim insanlık dışı demek bile bir ne denir bir değer atfettiği için doğrudan doğruya hedef gösteren ki metnin içinde bunlar mesela İsmail Nacar diyor ki Salman Rüşdü'nün çocukları. Salman Rüşdü hakkında İmam Hümeyni bir ölüm fermanı, ölüm fetvası vermişti. Ve uzunca bir süre cihatçılar öldürmek için onu dünyanın her yerinde aramaya başlamışlardı. Ne yapacaksınız ya, bir ölüm fetvası mı çıkaracaksınız? Şunla bitiriyorum hocam, uzattım farkındayım. Şunla bitiriyorum. Estağfurullah, çok iyi. Bu 14 ilahiyatçının bu bildirgesi hedefi tam 12'den vurduğu için rahatsız etti. Çünkü bu bildirge bu ülkede değil sadece. Dünyada yaşayan Müslümanların da büyük çoğunluğunun İslam'ı alma, benimseme ve kabullenme biçimini ifade ediyor. Evet. Türkiye'de Müslümanların %90'ı evet bu bildirgedeki İslam anlayışına kendisini yakın buluyor ya da kendisini temsil ettiğini düşünüyor. Paniklerinin nedeni budur. Korkularının nedeni budur. Ve evet, suç işliyorlar. Bu suça da Adalet Bakanı ortaktır. Buyurun evet hocam. Evet. Aynen böyle. Şimdi değerli izleyiciler, biraz evvel size Allah'ın emirlerini ve nehilerini yolladığı kabilenin diliyle ve adetleriyle ilgili olduğunu söylemiş ve zaman geçtikçe